Arkası yarın. Ümit'e ne oldu? 4. bölüm. Yazan: Tayfun Türkili. Yöneten: Ümit İsmailoğlu. Ses kayıt: Ahmet Atalay. Kurgu: Halil Gültekin. Seslendirenler: Ümit, Neslihan Gürgün. Fatma, Binnaz Möröy. Komiser: Doğan Bavli. Polis: Haluk Kesim. Hatice: Zümrüt Erkin. Kemal: Cengiz Peksoy. Birinci hırsız: Doğan Aybay. İkinci hırsız: Orhan Kemal Aydın. Anlatan: Osman Kaplan. Sarhoş kocası Rıza tarafından gece yarısı tipi altında sokağa atılan Fatma Hanım'la 5 yaşındaki oğlu Ümit gidecek yerleri olmadığından bir parka giderler. Ümit bu parkta kaybolur. Polisler arasa da bulamazlar. Oysa o sırada evine gitmekte olan Niyazi adında sarhoş bir garson Ümit'i parkta bulur ve evine götürür. Ümit donmak üzeredir. Niyazi'nin evinde ateşlenen küçük Ümit kendine geldiğinde bu sefer de yüksek ateş nedeniyle hafızasını kaybetmiştir. Ne adını ne de annesinin adını bilmektedir. Evinde iki çocuğu daha olan Niyazi'nin karısı Hatice Hanım, Ümit'i evde istememektedir. O gece çok kar yağıyordu beyim. Göz gözü görmüyordu ki ben kimi göreyim. O gece polisler de sordular bana, aynı şeyi söyledim. İyi de oğlum ortada yok. Ama bu parkta kayboldu. Nereye gitmiş olabilir başka? Belki de yolunu kaybedip parktan dışarı çıkmış olabilir. Peki bir şey soracağım bekçi efendi. Sonra. Her parkta geceleri kalan evsiz barksız insanlar olur. Bu parkta kalanlar mı oluyor ya? Oluyor tabii ama yaz geceleri, böyle karlı kış gecelerinde kim gelip yatar ki parkta? Ama yine de sarhoşu serserisi parka uğruyordur. Uğrar tabii ama geceleri yatmazlar. Belki de o gece buraya tesadüfen uğrayan ya da buradan geçen biri Ümit'i ağlarken ya da düşmüş bir vaziyette görüp yanına aldı. Başka bir izah tarzı yok bunun Fatma. Öyle de olsa oğlumu bulan ya da alan neden geri getirmiyor Rıza efendi? Hiç düşünmüyor mu bu çocuğun anası babası üzülmez mi diye? Ha? Ya tamam. Bırak beni. Tamam tut da bu hadi. Oğlum hala adını hatırlamıyor musun? Yok. Bilmiyorum teyzeciğim. Allah Allah. İnsan hiç değilse adını bilir ayol. Kesin sesinizi be. Başım şişti. Biraz sessiz oynasanıza. O çocuklar kim teyze? Benim çocuklarım. Peki senin yanında bir adam vardı. O kim teyze? Niyazi mi soruyorsun? Kocam olur. Seni parkta yarı donmuş bir vaziyette bularak buraya getiren o oldu zaten. Sahi sen o tipi altında parkta ne arıyordun yavrum? Bilmem. Ne sorsak bilmem diyorsun. Başımıza iş aldık seni ha. Bakalım hafızan ne zaman geri gelecek. Teyzeciğim. Efendim canım. Ben de o çocuklarla oyun oynayabilir miyim? Hadi git oyna. Ama bak bir sesinizi duyayım hepinizi tek tek sıra dayağından geçiririm ona göre.
Allah Allah. Yer yarıldı da yerin dibine mi girdi bu çocuk? Anlamıyorum ki. Bütün çalı dipleri bile arandı komiserim. Çocuktan en ufak bir haber yok. Peki park bekçisiyle konuştunuz mu? Belki o bir şeyler görmüştür. Park bekçisi kulübeden dışarı çıkmamış. Zaten o yoğun karda dışarıda kimse dolaşamaz ki dedi. Ama biri ya da birileri dolaşmış ki çocuk yok ortada. Dondu öldü desek cesedini bulduk. Kaçırıldı desek ailesi fukaranın teki. Kaçıranın en ufak bir menfaati bile olamaz. Ya parktan dışarı çıktı ya da birisi gördü acıdı çocuğu yanına aldı komiserim. Aklımıza başka bir şey gelmiyor. Evet evet. Birisi görüp alabilir çocuğu. İyi ama o birisi kim? Eğer kanunlara saygılı, dürüst bir vatandaşsa çoktan karakola getirip teslim etmesi gerekirdi çocuğu. Ama yok, kötü niyetli biri ise işte o zaman olayın yönü değişiyor. Bu da aklımıza bin türlü ihtimali getiriyor. İsterseniz soruşturmayı çok yönlü derinleştirelim komiserim. Nasıl yani? Kimsesiz çocukları dilendiren şebekeler var. Yine kimsesiz sahipsiz çocukların organlarını alan çeteler var. Zenginlere çocuk satan çeteler var. Soruşturmayı bir de bu şekilde yürütelim diyorum ben. Bu hiç aklıma gelmemişti. Öyle yapalım. Ama ben gene de çocuğun kötü emeller yüzünden kaçırıldığını sanmıyorum. O yoğun kar yağışı altında kimse çocuk kaçırmaya çıkmaz çünkü. Oynamak istiyorum. Hayır, sen oynayamazsın. Misketler bizim bir kere. Siz ne olsun? Ben de oynayayım sizinle. Abim olmaz dedi. Israr etme, oynayamazsın. Ama oynasam ne olur sanki? Misketler bizim. Sen de misketin varsa oyna. Benim misketim yok ki. O zaman oynayamazsın. Ama oynamak istiyorum. Sen bizim kardeşimiz değilsin. Onun için de oynayamazsın. Nilgün doğru söylüyor. Bir kere sen sokakta bulunmuş bir çocuksun. Hadi misketlerimizi ver. Vermeyeceğim işte. Beni de oynatırsanız veririm. Bak, bak misketlerimizi vermezsen döverim seni. De, vermeyeceğim işte. Hadi döv abi şunu. Ver diyorum sana. Bana ne? Sana ver dedim be. Al sana. Anneciğim. Beni dövüyorlar. Olsun sana işte. Misketlerimizi verseydim vurmazdım sana. Oh olsun. Gözünüz kör olmasın emme. Neler oluyor orada? Kavga mı ediyorsunuz yoksa? Ay ne biçim çocuksunuz anlamıyorum ki. Bir dakika olsun kavga etmeden duramıyorsunuz. Kim dövdü bu çocuğu? Abim dövdü. Misketlerimizi aldı vermiyordu. Onu da oynatsaydınız ya. İyi sen de sus bakayım. Başım çatlıyor zaten bir de seni mi dinleyeceğim? Ama dövdüler beni. Ama kabahat sendeymiş. Neden aldın onların misketlerini bakayım? Oynamak istedim, oynatmadılar beni. Oynatırız oynatmayız, sana ne? Misketler bizim değil mi? Anne, bu yabancı çocuk hep bizim evimizde mi kalacak? Bir kere o bizim kardeşimiz değil ki. Ay, ay, delirmek işten bile değil bu evde. Ah Niyazi, ah, şu senin sarhoşluğun yok mu ya? Yalnız senin başını değil, bizim başımızı da yakacak bir gün. Bu çocuğun evi yok mu? Neden bizde kalıyor anne? Ay ne bileyim kızım. Vardır herhalde. Vardır da hatırlamıyor ki. Neden bilmiyormuş? Gerizekalı mı bu çocuk? Şişt, ayıp öyle deme. Hafızasını kaybetmiş. Hasta hasta. Peki hafızasını buluncaya kadar hep bizimle mi kalacak? Ah, ah öyle olacağı benziyor baksana. O zaman babama söyle ona da otobüs bileti ya da telefon jetonu sattırsın. Abim doğru söylüyor anne. Biz nasıl satıyoruz bu çocuk da satsın. Hem biz satacak değiliz ya her zaman. Evet doğru söylediniz. Baban uyuyor. Uyandığı zaman söylerim. Hiç olmazsa bedava oturmaz evimizde. Bilet nasıl satılır teyzeciğim? Ondan kolay ne var? Alırsın eline bir tomar bilet. Durakta bağırırsın bilet var bilet var diye. Ama ben bilet satamam ki. Nedenmiş o? Benim canım yok mu akıllım? Ben nasıl satıyorsam sen de öyle satarsın. Ben yalnız bilet değil çiçek bile satıyorum sokaklarda. Peki sen neden satamazmışsın söyle bakalım. Paltom yok ki üşürüm sonra. Benim eski paltomu giyersin. Ay neyse neyse ben mutfağa gidiyorum. Sizle kavga etmeden uslu uslu oynayayım burada. Eğer bir daha sesinizi duyacak olursam hepinizi döverim he. O zaman söyle bu yabancı çocuğa bizim oyunumuza karışmasın anne. Misketlerimizi de almasın.
Duydun mu çocuk? Karışma onların oyununa. Git camdan dışarıyı seyret. Hadi. Anneme duydun işte. Bizimle oynamayacaksın. Peki beni niye oynatmıyorsunuz? Ben size bir şey yapmadım ki. Sen bizim kardeşimiz değilsin, tamam mı? Peki ben kimim öyleyse? Babam seni gece karların içinde bulmuş. Babam bulmasaymış soğuktan donarak ölecekmişsin. Babam seni buldu da hayatını kurtardı. Hadi abi oynasana. Ben misketlerimi dizdim bile. Tamam tamam. Ben de oynayacağım. Bak sana olmaz dedim. Gene döverim seni ha. Oynayamazsın dedim sana. Hayır oynamayacaksın işte. Çekil. Bak döverim seni. Git git. Abi dur. Döveceğim onu tamam. Of, hava çok soğukmuş. Üşüdüm ben amca. Hava buz gibi. Kar yağacağı benziyor. Nereye gidiyoruz amca? Şeye. Benim çalıştığım yere. Peki sen nerede çalışıyorsun? Meyhanede. Garsonluk yapıyorum. Beni neden götürüyorsun meyhaneye? Senin yüzünden. Bütün gün benim çocuklarla kavga etmişsin evde. Hatça teyzen de al götür bunu biraz kafamı dinleyeyim dedi. Ama kabahat bende değildi ki. Onlara ben de oynayayım dedim. Oynatmadılar beni. Sen bizim kardeşimiz değilsin dediler. Sonra da dövdüler beni. Ben de ağladım. İşte Hatça teyzenin de kafası şişmiş bu yüzden. Meyhane nedir amca? Meyhane mi? İçki içilen yerdir. İşte geldik zaten. Amma kalabalık. Meyhane burası mı amca? Evet. Şimdi seni barın oraya götüreceğim. Hep orada oturacaksın tamam mı? Hiç kalkıp dolaşmayacaksın. Hep orada otur. Peki. Kusura bakmayın rahatsız ettik komiserim. Ümit'ten diyecektim bir haber alabildiniz mi? Bir haber var mıymış? Ya, bulmuşlar mı oğlum Rıza mi? Efendi? Peki efendim anlıyorum. Kusura bakmayın rahatsız ettik sizi. Ne diyor komiser Rıza Efendi? Allah aşkına doğruyu söyle bana. Henüz bir haber yokmuş. Her tarafı araştırıyorlarmış. Gece birisi parktan geçerken çocuğu alıp götürmüş olabilir ihtimali üzerinde duruyorlar. O şekilde soruşturma yapıyorlarmış. Soruşturma, araştırma. Sonuç ne? Hiç. Parmak kadar çocuğun ne gören var ne bilen var. Delirmek işten değil. Bak Fatma. İster inan ister inanma ama en az senin kadar ben de hatta daha fazla üzüntü içindeyim. Çünkü bütün bu belayı, üzüntüyü başınıza saran benim. Ne olur daha fazla üzülüp de beni kahretme. Gel iki lokmayı. Hiç olmazsa vicdanın biraz olsun rahatlar. İnan içim istemiyor Rıza Efendi. Bak iki gün oldu. İnsan acıkmaz mı? Ama ben acıkmıyorum. Oğlumun üzüntüsü ta şuramda, gırtlağımda dururken lokmalar inmez ki orada. Allah kahretsin. Allah cezamı versin benim. Sanki neden içip içip de dövdüm. Sokağa attım. Lanet olası içki. Senden öyle nefret ediyorum ki. Ümit'e Ne Oldu adlı oyunumuzun 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.